Hatlarının 63. yıl dönümünde merhum başvekilimiz Adnan Menderes, dava arkadaşları merhum bakanlarımız Fatin Rüşlü Zorlu ve Hasan Polatkan beyefendilere Allah'tan rahmet diliyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlarım, bugün düzenlendiğimiz bu tören sadece bir yastan sadece bir anmadan ibaret değil. Bugün bizler merhum Adnan Menderes'in manevi huzurunda bağımsızlığımıza ve milli irademize vurulmaya çalışılan prangaları 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 15 Temmuz'u tüm darbe ve ihanet kalkışmaları bir kez daha lanetliyoruz. Bu hain saldırılar Milletimizin istiklal ve istikbaline, devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı. Ülkemiz ne zaman muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma idealine doğru ilerlese, seçilmiş hükümetlerimiz ne zaman necip milletimizle hemhal olsa, kirli ve karanlık odaklar hep harekete geçti ve piyonlarını sahneye sürdü. İşte merhum Adnan Menderes. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle o bu milletin adamıydı. Başkalarının adamları olanlar ise ne Menderes'ten ne de onun gibi ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarında imzası olanlardan asla haz etmediler. Oysa ne demişti Menderes ve arkadaşları? Yeter söz milletin. Evet. Söz gerçek sahibine bırakılacaktı. Bu amaçla yola çıkılmıştı. Ve bu yolda ülkemizin kalkınması ve refahı için büyük adımlar atılmış Birbirinden önemli ekonomik kalkınma hamleleri hayata geçirilmişti. Türkiye bir dönüşüme sahne oluyordu. Büyük ve güçlü Türkiye hayali adım adım gerçeğe dönüşüyordu. Milletle devleti birbirine yaklaştıran politikalar izleniyor. Bu ülkeyi kendi tapulumalı gibi görmeye alışmış, sözde imtiyazlı azınlıklar bu durumdan rahatsız oluyordu. Sırtını milletimize yaslayan Demokrat Parti döneminde özel sektör yatırımları altın yıllarını yaşıyordu. Tarımda makineleşme reformu gerçekleşiyor, üretim artıyordu. Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten, istihdam sağlayan yeni fabrikalar bir bir açılıyordu. Sulama barajları, termik santraller, limanlar, havalimanları, enerji nakil hatları, petrol rafineleri ve günümüzde de varlığını sürdüren kamu iktisadi kuruluşlar bir bir faaliyeti geçiyordu. Menderes Türkiye'sinde yeni bir hikaye yazılıyordu artık. Peki sonra ne oldu? Tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesi yaşandı. Ve bu yükseliş hikayesinin en acı dolu, en yürek burkan günleri yaşanmaya başladı. Yassıada günleri. Başta 3. Cumhurbaşkanımız Sayın Celal Bayar ve Nezaket Timsali Başvekilimiz Sayın Anna Menderes olmak üzere, Aralarından bakanların, milletvekillerin, komutanların ve bürokratların olduğu 592 kişi 11 ay boyunca yargılandılar. Kıymetli dostlarım, yaşananlar sadece demokrasi adına değil, adalet adına da, insanlık adına da utanç vericiydi. Kalem kırılmıştı. Onu ve iki arkadaşını bir seher vakti idam sehpasına çıkardılar. Oysa Menderes ve dava arkadaşlarının şahsında mahkum edilen de dar ağacına çıkarılan da bizatihi milletimizin özgür irasidisi. Merhum Necip Fazıl o unutulmaz dizelerinde diyor ya bir nar ağacı var, bir de dar ağacı. Namer'de nar düştü, de dar ağacı. Sanmışlardı ki başvekili asarsak o Yiğit adamı, o milletin adamını halkın gönlünden söküp atarız. Oysa aradan geçen 63 yılı gösterdi ki, Adnan Benderes milletimizin gönlünün en müstesna yerinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Onun kalemini kıranlar da hakkı ve hukuku hiçe sayanlar da tarihin çöplüğünde birer zalim olarak anılıyor, anılmaya da devam edecekler. Peki o hüzün adası yaslı ada Yasa 11 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade ile artık demokrasi ve özgürlükler adası olarak yaşıyor. Yaşatılan sadece demokrasi ve özgürlükler adası değildir. Merhum Adnan Menderes'in ve dava arkadaşlarının hayalini kurduğu büyük ve güçlü Türkiye hedefi son 23 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti tarafından yaşatılmaya, sürdürülmeye devam ediyor. Türkiye yüzyılı vizyonu bu hedefe giden yolun en önemli kilometre taşıdır. Ez cümle. Aziz milletimiz müsterih olsun. Demokrat Parti dönemindeki o kalkınma hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. 27 Mayıs'ların 12 Eylül'lerin hayalini kuranlar 15 Temmuz'da bir kez daha gördüler ki aziz milletimiz milli iradesine canı pahasına sahip çıkmaktadır. Liderine sahip çıkmaktadır. Vatanımızın istiklaline ve istikbaline sahip çıkmaktadır. Kıymetli dostlar. Bizler bugün asil bir zeybeki, istiklal madalyası sahibi bir milli mücadele kahramanını, kendini ülkesine adayan bir devlet adamını ve onunla birlikte bu davayı sürdüren demokrasi şehidi arkadaşlarını anıyoruz. Aziz hatıraları asla unutulmayacak. Adnan Menderes'e duyulan sevgi değil, 63 yıl asırlar geçse de dinmeyecek, bitmeyecek. Bu duygularla şehit Adnan Menderes'i, şehit Fatih Rüştü Zorlu'yu ve şehit Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Demokrasi kahramanlarımızın ruhları şad, makamları âli olsun. Sayın Bakanım teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz.